Saat kaç Janmiye? 8:30'a geliyor komiserim. Tam olarak söyle. Pekala. 8:20 geçiyor. Demek daha 10 dakika var. Allah aşkına komiserim, sizin bu saat saplantınız ne zaman sona erecek? Her gece saat 8:30 olmadan emniyet müdürlüğünden çıkmıyorsunuz. Sizin yüzünüzden biz cinayet masası memurları da eve gidemiyoruz. Bu daha ne kadar sürecek böyle? Katil yakalanıncaya kadar sürecek. Ne zaman ki o kahrolası kadın katilini yakalarız, ancak o zaman evimize gidip huzur içinde uyuyabiliriz. Paris'te bir ayda 3 kadın öldürüldü. Katil 3 kurbanını da aynı saatler içinde öldürdü. Yani 8 ile 8:30 arasında. Bu yüzden 8:30 olmadan rahatlayamıyorum. Bizler de sizin gibi tedirginiz ama yapabileceğimiz bir şey yok efendim. Katil arkasında en ufak bir ipucu, bir parmak izi bile bırakmıyor. Öldürülen kadınların bütün hayatını didik didik ettik ama yine de bir şey elde edemedik. Benim de sinirlerimi bozan bu ya. 3 kadın öldürüldü ama biz daha bir arpa boyu bile yol alamadık müfettiş. Bir ayda aynı bölgede 3 cinayet. Halk korku içinde. Telefonlar susmuyor. Çalışan kadınlar evlerine gidebilmek için polis istiyorlar. Basın her gün aleyhimize yazıp duruyor. Yazmak kolay. Sıkıysa gelip yakalasınlar bakalım. Paris gibi milyonların yaşadığı bir şehirde kim olduğu bilinmeyen birini yakalamak kolay mı sanıyorlar? Kolay ya da zor. Kamuoyu bizden suçluları yakalamamızı bekliyor Janvier. Ve biz de o lanet olası katili yakalayacağız. Nasıl yakalayacağız komiserim? Elimizde bizi katile götürecek en ufak bir bilgi yok. Ne cinayet aleti, ne bir görgü tanığı. Bir saç teli, bir deri parçası, bir sigara izmariti. Hiç ama hiçbir şey yok. Esrarengiz bir vakayla karşı karşıya olduğumuzu biliyorum müfettiş. 20 yılda sayısız cinayet çözdük. Ama bu seferki gibi çaresiz kaldığımızı hiç hatırlamıyorum. Komiserim, bu katil ya çok kurnaz ya da aklına estiği gibi sokağa çıkıp önüne gelen kadını öldüren manyağın teki olmalı. Kurnaz olduğunu sanmıyorum. Nice kurnaz katiller yakaladık, hatırlasana. Bir katil ne kadar kurnaz olursa olsun mutlaka ardında bir iz bırakır. O bırakmasa bile biz delillerden yola çıkarak daima onları bulduk. Haklısınız ama bu sefer bir ize rastlayamadık. Öldürülen kadınlar birbirlerini tanımıyor. Biri evli, ikisi bekar. Hiçbirinin düşmanı yok, sevgilileri yok, sarkıntılık eden yok. Kendi hallerinde çalışan birileri. Bu da bize katilin bir manyak olduğunu gösteriyor. Ben de aynı şeyi düşünüyorum komiserim. Namussuz herif. İçi öylesine kin ve öfkeyle dolu ki öldürdüğü yetmezmiş gibi elbiselerini yırtarak bir de cansız bedenlerinden intikam alıyor. Gel de çık işin içinden. Kim bilir bu şehirde kaç bin tane manyak yaşıyordur. Cinayet masası, komiser Magre. Evet Donahan, seni dinliyorum. Ne? Nerede? Ne zaman olmuş? Tamam, sen olay yerinden ayrılma. Cesedin yanına da kimseyi yaklaştırma. Biz gelinceye kadar kadınla ilgili bir şeyler öğrenmeye bak. Ne oldu komiserim? Yoksa yeni bir cinayet daha mı? Evet. Manyak 4. kadını da öldürmüş Janvier. Allah kahretsin. Saat kaç? 8:30. Hemen doktoru ara. 18. bölgeye gelsin. Olay yeri inceleme ekiplerine haber ver. Cinayet mahallini iyice araştırsınlar. Hiçbir şeyi gözden kaçırmasınlar. Eliniz yok mu sizin? Boşuna çeneni yorma Donovan. Halka seyir lazım. Ceset nerede? Şu apartmanın kenarında komiserim. Adli tabip başında inceleme yapıyor. Ortada şüpheyi çekecek bir şey gördün mü? Hayır efendim. Devriye olarak geziyordum. Kadını yerde yatarken gördüm. Sonra da hemen sizi aradım. Pekala. Şu cesedi bir de biz görelim. Gel Janvier. Peki efendim. Olay yerine kimseyi yaklaştırmayın. Delillerin kaybolmasını istemiyorum. Merak etmeyin komiserim. Dağılın, dağılın. Tamam, açılın. Yaklaşmayın. Açılın, geri çekilin. Geri çekilin lütfen. Hadi. Kolay gelsin doktor. Benim işim kolay komiser. Ceset bir kadına ait. 30 yaşlarında. Sarışın, dolgunca. 1.70 boylarında. 6 bıçak darbesiyle öldürülmüş. Katil arkadan saldırmış. Bıçaklar sırtına isabet etmiş. Ölüm yarım saatle bir saat arasında cereyan etmiş. Ceset daha tam anlamıyla soğumamış. Hepsi bu kadar mı? Daha ne söylememi istiyorsun dostum?
İstersen katil de ben yakalayayım ha. Dalga geçmenin sırası değil doktor. Sence katil aynı kişi mi? Öyle olduğunu sanıyorum. Bundan önce öldürülen üç kadını nasıl öldürmüşse bunu da aynı şekilde ve aynı bıçakla öldürmüş. Yani arkadan saldırıp sırtından bıçaklayarak. Alçak, sapık herif. Aa, bir şey daha var. Nedir? Şu meşhur katili bir an evvel yakalamaya bak komiser. Ceset muayene etmekten bıktım artık. Neyse, benim burada işim bitti. Ne zaman istersen cesedi morga yollatabilirsin. Sevgili doktorumuz ceset muayene etmekten bıkmış. Sanki biz pek memnunuz. Namussuz herif. Bu zavallı kadına da aynı şeyi yapmış. Görüyor musunuz komiser? Öldürdüğü yetmiyormuş gibi bunun da elbiselerini parçalamış. Cesette bizim bir işimiz yok. Gel polis memurunla konuşalım. Bir şeyler öğrenebilmiş mi bakalım. Geri çekilin. Tamam. Memur Danovan. Soruşturma yaptın mı? Olayı gören olmuş mu? Olmamış komiserim. Zaten burası ıssız bir sokaktır. Pek gelen geçen olmaz. Baksana etraf evlerle dolu. Hiç kimse pencereden bakmamış mı? Kadın saldırıya uğradığında bağırmıştır. Sesini de mi duyan olmamış? Olmamış efendim. Kadın kimmiş? Adını öğrenebildin mi Danovan? Öğrendim komiserim. Çantasında kimliği vardı. Kadının adı Josephine Simmel. Bir markette kasiyerlik yapıyormuş. Nerede oturuyormuş? Durantin sokağında. Buraya çok yakın. Katilin öldürdüğü diğer üç kadın da bu bölgede oturuyordu komiserim. Nedense adam kurbanlarını başka semtlerden seçmiyor. Seçmiyor çünkü o namussuz herifin kendisi de buralarda bir yerde oturuyor. Mutlaka öyledir. Doğru söylüyorsunuz. Belki de şu anda bizi seyreden meraklı karabalığın içinden biridir. Olabilir. Aa, memur Danovan. Buyurun komiserim. Kadının çantasına baktın mı? İçinden bir şey alınmış mı? Alındığını sanmıyorum efendim. Çantanın içindeki para ve kredi kartları duruyor. Görüyorsun ya Canviye. İstese çantanın içini boşaltabilirdi. Bu da herifin cinayetlerini soygun amacıyla işlemediğini ortaya koyuyor. Diğerlerinin çantasını da soymamıştı. Bence tipik bir manyak komiserim. Tam bir ruh hastası. Keşke sabıkalı bir soyguncu olsaydı. Kısa zamanda yakalardık. Ama bir manyağı, bir deliği nasıl yakalarız bilemiyorum. Olay yeri inceleme ekibi geliyor. Gelsinler bakalım. Diğer cinayetlerde bir şey bulamadıkları gibi bunda da bir şey bulacaklarını sanmıyorum. Affedersin karıcığım, yemeğe bekleme beni, gelemeyeceğim. Çünkü o manyak kadın katili bu akşam birini daha öldürdü. Gelemem diyorum, yapılacak çok işim var. Alo? Alo? Jean? Hay aksi, kapattı. Bu katil yüzünden karımdan boşanmazsam iyidir. Ne o? Kendi kendinize konuşmaya mı başladınız komiserim? Karımla telefonda tartıştım Canviye. Sen ne yaptın? Olay yeri inceleme ekibi bir şey bulabilmiş mi? Hayır. Siz haklı çıktınız komiserim. Tek bir delil bile bulamamışlar. Bulamayacaklarını biliyordum. Çünkü katil sadece saldırıyor, bıçaklıyor ve suç aletini olay yerinde bırakmadan çekip gidiyor. Ne bırakabilir ki geride? Kadınlarla boğuşsaydı belki bir saç deliği, tırmıklanmış yüzünden tırnağa takılı bir deri parçası falan. Yok yok, hiçbir şey yok. En ufak bir ipucu, bir iz yok. Gazeteciler dışarıda bekliyor efendim. Bilgi istiyorlar. Ne diyeyim onlara? İz peşindeyiz de. Tahkikat yapıyoruz de. Elimizde bazı ipuçları var de. Katili yakalamamız an meselesi de. Bir şeyler söyle işte. Ümit verici haberler yazmalarını sağla. Hiç değilse halkı sakinleştirelim. Pekala. Böyle yalan söyleyerek bir yere varamayacağız. Ne yapıp edip bu manyak katilin bir profilini çıkartmamız gerekiyor. Yoksa daha kaç kişinin kanına girecek bu iblis? Alo. Profesör Tissot'la görüşmek istiyordum. Buyurun benim. Profesör, ben cinayet masası amiri komiser Magriye. Sizi gazetelerden tanıyorum. Buyurun komiser, size nasıl yardımcı olabilirim? Mümkünse sizi hemen görmek istiyorum efendim. Tabii, hastanedeyim. Buyurun görüşelim. Profesör Tissot, sizinle Montmartre cinayetlerini konuşmak için geldim. Umarım rahatsız etmiyorumdur. Az önce haberlerde dinledim. Sanırım o gözü dönmüş katil bir cinayet daha işlemiş. Evet, bu dördüncü cinayeti oluyor. Her hafta bir kadın öldürüyor.
Halk, özellikle çalışan kadınlar tedirgin. İş dönüşü hava karardıktan sonra evlerine gitmeye korkuyorlar. Haklılar. Korkmamak mümkün değil. Onun kim olduğunu tespit etmişsinizdir herhalde. Haberlerde yardımcınız konuştu. Cinayetle ilgili bazı ipuçları varmış elinizde. Bu sadece basını ve halkı sakinleştirmek için söylenmiş küçük bir yalandı profesör. Ne yazık ki elimizde onun kim olduğunu gösterecek en küçük bir ipucu bile yok. Peki benden ne istiyorsunuz komiser? Siz tanınmış ve uzman bir psikiyatrsınız. Çok tehlikeli akıl hastalarının bulunduğu bir hastaneyi yönetiyorsunuz. Montmartre cinayetlerini işleyen katilin de bir akıl hastası olduğunu sanıyorum. Sizden bu adamın bir profilini çizmenizi istiyorum. Katilin akıl hastası olduğunu neye dayanarak söylüyorsunuz? En belirgin sebebi katilin öldürdüğü kadınların hiçbirini tanımıyor olması. Bir başka ifadeyle kin, düşmanlık veya bir garaza bağlı cinayetler değil bunlar. Çok ilginç. Evet profesör. Öldürülen kadınların bütün geçmişini araştırdık. En ufak bir düşmanları ya da kendilerine umutsuzca bağlanan bir sevgilileri yok. Oysa normal şartlarda bir katil cinayetini kişisel bazı sebeplere dayandırır. Mesela kadın kendisini terk ettiği zaman, aldatıldığı zaman, hakaret ettiği zaman, yani buna benzer sebeplerle. Yani katil haftada bir hava karardıktan sonra saat 8 gibi sokağa çıkıyor ve rast geldiği bir kadını bıçaklayarak öldürüyor. Durum bu kadar basit mi sizce? Evet profesör. Bu katili bir an önce yakalayıp daha fazla insanın kanına girmesini engellemek istiyorum. Pekala komiser. Size elimden geldiğince yardım edeceğim. Söyler misiniz öldürülen kadınlar arasında en fazla dikkatinizi ne çekti? Hemen söyleyeyim. Tipleri. Tipleri mi? Nasıldı tipleri? Orta boylu, dolgunca, 30'lu yaşlarda ve sarışındılar. Tıpkı bu gece öldürdüğü kadın gibi. Daha başka? İkincisi cinayet gün ve saati. İşlenen 4 cinayette cuma günleri akşam 7.30'da 8.30 arasında oldu. Bu da çok enteresan geldi bana. Üçüncüsü de 4 kadını da aynı bölgede öldürdü. Bu da katilin bu bölgeyi en uç köşelerine kadar çok iyi tanıdığını gösteriyor. Yolları, ışıklı ve ışıksız yerleri iyi biliyor. Bu yüzden de kimse yokken öldürüp anında kayboluyor. Yani katil cinayetlerin işlendiği bölge sakinlerinden biri diyorsunuz, evet, öyle mi? Evet profesör, evet. Halk da aynı görüşte. Haliyle herkes komşusuna kuşkuyla bakıyor. Kimse hava karardıktan sonra çalınan kapısını açmıyor. Herkes birbirinden kuşkulanıyor. Olabilir. Bu korku içinde yaşayan insanların panik anında ne yapacaklarını kestirmek çok güçtür. Bir aydır bu iş üstünde çalışıyoruz profesör. Paris Emniyeti'nde kayıtlı binlerce sabıkalı katil ve manyak var. Hepsini araştırıyoruz. Bu arada diğer hastaneler gibi sizin hastanenize de yıllar önce taburcu edilen akıl hastaları hakkında bilgi isteyen yazılar yazdık. Biliyorum. Doktor arkadaşlarım bu yazınızı cevaplandırdılar. Peki öldürülen kadınlar birbirlerini tanıyorlar mıymış? Hayır. Aynı bakkala, aynı kasaba gitmediklerini, doktorlarının ve dişçilerinin aynı olmadığını, hatta işe gidip gelirken bile aynı otobüse binmediklerini tespit ettik. Tuhaf, çok tuhaf. Bu adam bir çocuk değil. Hiç değilse 20 veya 30 yıl, belki de daha fazla bir süre hiç cinayet işlemeden yaşamış. Sonra birden çıkıyor ortaya ve bir ayda 4 kadını öldürüyor. Kendi kendime sorduğum ilk sual ilk cinayetle ilgili. Neden bu adam 13 Kasım'da birdenbire zararsız bir vatandaş olmaktan çıkmış ve tehlikeli bir manyak haline gelmiş? Siz bir psikiyatr olarak buna ne diyeceksiniz? Bakın komiser. Montmartre cinayetlerinin failinin bir manyak ya da deli olduğu kuşkunuz doğru. 4 kadını da görünür hiçbir sebep olmadan aynı şekilde öldürmek, sonra elbiselerini parçalamak normal insan davranışıyla bağdaşmaz. Bu işin niçin ve nasıl başladığını belirlemeye gelince bu çok karışık bir sual ve cevap vermesi de güç. Elimden birçok tam akıl hastaları ve yarım akıl hastaları geçti. Ortak noktaları hepsi de bilinçli ya da bilinçsiz olarak kendilerini kabul ettirmek istiyorlardı. Bu ne anlama geliyor? Hemen hepsi de haklı veya haksız olarak uzun süre çevreleri tarafından dengesiz, vasat veya geri kalmış kişiler olarak kabul edilmiş ve dışlanmışlar. Uzun süre baskı altında kalan bu aşağılanma duyguları hangi sebeplerle onları cinayet işlemeye yöneltmiş veya
bir meydan okumaya veya kabadayılık taslamaya döndürmüş, bunu bilemiyorum. Yani katilin ezilmişliğin, aşağılanıp hakaret görmenin sonucunda mı bu cinayetleri işlemiş olabileceğini söylüyorsun? Evet, sebebi yok sanılan cinayetlerin büyük bir kısmı ve genellikle tekrarlanan cinayetler birer gurur gösterisi olarak kabullenilebilir. Yani ellerini kana bulamaları onlar için gurur mu oluyor? Evet, öyle olabilir. Çünkü etraflarında bulunan insanların kendilerini basit kişiler olarak görmelerine dayanamazlar. Yaptıkları veya yapabilmeye muktedir oldukları şeyi herkesin yüzüne karşı bağırmak isterler. İyi ama bu tehlikeli bir davranış değil mi? Böyle alenen kendilerini ortaya koyarlarsa yakalanmaktan korkmazlar mı? Onlar için önemli olan kendilerini ispat etmeleridir komiserim. Her zaman cinayetleri arttıkça çok daha az tedbirli olurlar ve polis de herkesle alay eder gibi tavır takınırlar. Peki farz edin ki biz katil diye bir başkasını tutuklasak, bizim manyak katil ne yapar? Bu duruma sevinir mi? Sevineceğini hiç sanmam komiser. Tersine oyuncağı elinden alınmış bir çocuk gibi davranır, küser, kızar. Peki o zaman ne yapar? Büyük bir ihtimalle hala var olduğunu ispatlamak için, ey polis ben hala serbestim, beni yakalayamadınız diye birini daha öldürmeye kalkar. Bunu duyduğuma sevindim profesör. Sen aklını mı kaçırdın komiser Magriye? Bu yapmayı düşündüğün şey çok tehlikeli. Başarısız olma durumunda başımıza neler gelebileceğini düşündün mü hiç? Başka çarem yok sayın amirim. O kafayı yemiş manyak katili yakalamanın tek yolu bu. Yoksa adam her hafta masum bir kadını öldürmeye devam edecek. Orası öyle ama planın çok riskli. Bence başka bir yol bulmalısın. Ne yazık ki başka bir yol yok efendim. Elimizde küçücük de olsa bir ipucu olsaydı... Yani katili gören yok. Nasıl biri? Kısa boylu mu, uzun boylu mu, şişman mı, zayıf mı, genç mi, yaşlı mı? Bir gören olsaydı robot resmini çizdirir, basına dağıtırdık. En azından doğru yanlış birilere ihbar ederdi. Orası öyle. Ne parmak izi, ne başka bir şey. Hayalet gibi ortaya çıkıyor, öldürüyor ve anında kayboluyor. Efendim, dün gece tanınmış bir psikiyatrla görüştüm. Kadın akıl hastanesinin başhekimi. O katilin bir manyak, bir akıl hastası olabileceğine inanıyor. Ve katilin yakalanıncaya kadar da cinayetlerini işlemeyi sürdüreceğini söylüyor. Yani her hafta bir kadın daha mı öldürülecek? Eğer bir an evvel planımı uygulamaya geçirmezsek öyle olacak amirim. Onu tahrik ederek ortaya çıkartıp suçüstü yakalamak zorundayız. Ve bunun için de benden emniyet teşkilatındaki bütün kadın polisleri yem olarak kullanmamızı istiyorsun. Evet efendim. Ama ondan önce basına katilin yakalandığıyla ilgili bir açıklama yaparak onu saklandığı ininden çıkartmamız gerekiyor. Yani kamuoyuna yalan söyleyeceğiz. Başka çıkar yol yok efendim. Tek çare bu. Psikiyatr böyle yaptığımız takdirde katilin bunu gurur meselesi yaparak yeni bir cinayet işlemeye teşebbüs edeceğini söyledi. Diyelim ki dediğin gibi oldu. Katil bizim yem olarak saldığımız kadın polislerden birine saldırdı. Ya kadın onu yakalayamayıp da ölecek olursa? Böyle bir riski göze almak zorundayız efendim. Yoksa hakkında en ufak bir bilgi sahibi olmadığımız bu manyak kadınları öldürmeye devam edecek. Bilmiyorum. Bilemiyorum Magri. Bu iş hiç hoşuma gitmiyor. Çok riskli. Planın yürümeyip de kadın polislerimizden birinin başına bir iş gelirse ömür boyu vicdan azabı çekeriz. Planımı uygulamaya izin verirseniz katile pusu kuracağımız gece bütün polis teşkilatı o bölgede olacak efendim. Her taraf bizim elemanlarımızla kaynayacak. Kadın polis saldırıya uğradığı anda birkaç saniye içinde en az 100 kişi olay yerinde olacak. Pekala komiserim. Madem başka çare yok dediğiniz gibi olsun. Gazeteciler ve televizyoncular dışarıda bekliyor. Onlara katilin yakalandığını söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsin. Umarım planın... Katil yakalandı. Komiserim, Montmartre katilinin yakalandığıyla ilgili haberler aldık. Doğru mu bu haberler? Bir dakika arkadaşlar, bir dakika. Eğer susarsanız her şeyi açıklayacağım. Değerli basın mensupları, bizleri bir aydır peşinde koşturan ve sizlerin de yakından takip ettiğiniz Montmartre katili diye adlandırdığımız seri cinayetlerin failini en sonunda yakalamayı başardık. Yakaladı mı? Peki katili ne zaman yakaladınız? Bu sabaha karşı yakaladık.
Peki katil kimmiş? Kadınları neden öldürüyor? Şu safhada başka bir şey söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Tutuklamayı daha yeni yaptık. Şu anda sorgulanıyor. Bir iki gün sonra daha geniş açıklama yapacağız. Toplantı bitmiştir. Komiserim hiç olmasa bir fotoğrafını çekseydik. Komiserim bir fotoğrafını çekseydik. Kamuoyu açıklama bekliyor. Planınızın birinci kısmı başarıyla sonuçlandı komiserim. Yarın sabah yataklarından kalkan Parisliler Montmartre katilinin yakalandığını öğrenecekler. Tabii gerçek katil de öğrenecek bu haberi. Ve hakkının yendiğini öğrenince de tekrar cinayet işlemeye kalkışacak diyorsunuz. Evet, aynen öyle olacak. Hem de hiç vakit kaybetmeden yarın akşam ortaya çıkacağına inanıyorum. Bu takdirde planın ikinci kısmına mı geçeceğiz? Evet. Kadınıyla erkeğiyle bütün emniyet teşkilatının yarın hava kararmadan önce Montmartre bölgesinde görev almasını istiyorum. Hava karardıktan sonra kadın polisler silahları çantalarının içinde olmak şartıyla ıssız tenha yerlerde işten çıkmış evlerine döner gibi yürüyecekler. Peki ya erkek polisler? Onlar da satıcı, esnaf, şoför kılığında bölgede konuşlanacaklar. Yarın akşam polis arabalarını kullanmak yok. Herkes kiralık sivil arabaların içinde ve el telsiziyle bulunacak. Katilin hiçbir şeyden kuşkulanmaması lazım. Kadın memurlara söyle uyanık olsunlar. En ufak bir saldırıya uğradıkları takdirde hemen düdük çalarak diğer arkadaşlarını uyarsınlar. Şey efendim, merak ettiğim bir şey var. Katilin manyak olduğu kesin de giyimi kuşamıyla, hal ve hareketleriyle nasıl bir insan acaba? Ne yazık ki bu konuda kesin olarak bir tanım yapılamıyor Janvier. Senin gibi, benim gibi, hatta bir bilim adamı görüntüsüne de sahip olabilirmiş. Bu durumda o katili ancak suçüstü yakalayabileceğiz değil mi? Evet. Bu riskli planı da o yüzden yaptım zaten. Umarım planımız sonuç verir komiserim. Vereceğine eminim Janvier. Yarın gece eve gitmek yok. Sen de ben de aynı bölgede görev yapacağız. Peki efendim. Günaydın Jean. Günaydın Magri. Tebrik ederim canım. Hayrola Jean. Neden tebrik ediyorsun? Bugünkü gazetelerin hepsi senden söz ediyor. Montmartre katilini sonunda yakalamışsınız. Keşke doğru olsaydı bu. Ne yazık ki ortada yakaladığımız hiç kimse yok canım. İyi de neden gazeteler yakalandığını yazıyor peki? Çünkü ben öyle söyledim. Anlamıyorum. Neden böyle bir yalan söylemek zorunda kaldın? Bu gerçek katile kurduğum tuzağın bir parçası. Katil kendi yerine bir başkasının yakalandığını okuyunca öfkelenerek ortaya çıkacak ve biz de onu yakalayacağız. O ancak birisini öldürmek amacıyla ortaya çıkar. Ya onu engelleyemezsen? O zaman ne olacak, hiç düşündün mü? Çok düşündüm Jean. Ne olur sen de amirim gibi konuşma. Bütün gece planımın başarısızlığa uğrama ihtimalini düşünerek uyuyamadım zaten. Ama başka çarem yoktu. Tüm memurlar yerlerini almışlar komiserim. Biz ne yapıyoruz? Biz de gidiyoruz. Çalıştır arabayı Janvier'e. Nereye gideceğiz? Bölgeyi gezeceğiz. Önce Slenshi meydanına doğru gidelim. Peki. Hava iyice karardı. Evet. Bundan sonra olacakları bekleyeceğiz artık. Sokaklarda kimseler yok. Anlaşılan bizim manyak katili herkesi korkutmuş komiserim. Dilerim bu gece onu enseleriz de insanlar derin bir nefes alır. Telsizi açık. Açık efendim. Bütün ekipler daha önceden tespit ettiğimiz yerlerde pusuya yatmış durumda. Benim gözlerimi dört açarlar. Bizim uydurma katilin yakalandığı haberini bütün gazeteler yazdı. Televizyonlar birinci haber olarak verdi. Gerçek katilin bu akşam birini öldüreceğine emin misiniz komiserim? Eğer kendini kabul ettirmek için tekrar birini öldürmeye karar vermişse bu yarın da ileriki günlerde de olamaz mı? Olabilir tabii. İyi de bütün polis teşkilatını daha kaç gün, daha kaç gece böyle konuşlandıracağız efendim? Bilmiyorum, bilmiyorum müfettiş. O deli manyak yakalanıncaya kadar bu bölgede pusuya yatmayı sürdüreceğiz. Hah, ileriden sonra gir. Colin Court sokağına girelim. Pekala. Yavaş sür arabayı. Evlerin numaralarını okuyormuş gibi yap. Bu sokak diğerleri gibi değil. Birkaç insan var burada. Hepsi de bizim polis teşkilatından komiserim. Bakın şu ileride direğin dibinde duran sarışın kadın bizim memurlardan biri. Dikkat ettim de sokaklarda çok sayıda park etmiş araba var.
Büyük bir ihtimalle bizim kiraladığımız arabalar olabilir. Şuraya bakın. Şu çöp bidonunun yanında yatan sarhoş rolünü oynayan Dutelu da bizden biri. Anlayacağınız avcılar yerlerinde efendim. Bütün mesele avın ortaya çıkmasında canlıya. Ama eninde sonunda ortaya çıkacaktır. Memuru Marta Cüzerat. Durantin sokağında yürüyorum. Sokakta kimse var mı Marta? Benden başka kimse yok müfettiş. Gözlerini dört aç. Düdük elinde olsun. Kuşkulu bir durum ya da birini görürsen çalarak ikaz et. Peki efendim. Bence komiser Magri'ye bu işi biraz abarttı. Katilin bu gece ortaya çıkacağının garantisi yok ki. Bu da ne? Bu tarafa doğru biri geliyor. Acaba katil olabilir mi? Telsizle haber versem mi? İyi ama ya değilse? Evine giden biriyse? Biraz bekleyeyim. Bu da ne? Düdük sesi değil mi bu? Evet. Evet, bizim polis düdüklerinden biri komiser. Nereden geliyor bu ses? Durantin sokağından geliyor. Önemli bir şey olmasa düdük çalmazlardı. Ne kadar araba varsa hareket etti. Sesi onlar da duymuş olmalı. Çabuk düdük sesinin geldiği tarafa sür arabayı. Bir şey olacak. Durantin sokağına kim bakıyordu? Komiser yardımcısı Lucas. Lucas, ben komiser Magriye. Düdük sesleri sizin oradan mı geliyor? Evet komiserim. Bayan memurlardan biri saldırıya uğradı. Allah kahretsin. Katil mi saldırmış? Tam olarak bilemiyorum. Şu anda yerde yatıyor. Biz de ona doğru gidiyoruz. Peki ya saldıran nerede? Saldıran kaçtı komiserim. Sen saldıran adamı yakalamaya bak. Biz 2 dakika sonra orada oluruz. Çabuk, çabuk Janvier. Acaba kadına saldıran manyak bizim katil mi komiserim? Mutlaka odur. Başka kim olabilir ki? Bütün ekiplere, bütün ekiplere. Durantin sokağında bir kadın memur saldırıya uğradı. Bulunduğunuz yerde koşan, kaçan kim varsa yakalayın. Anlaşıldı efendim, anlaşıldı efendim. Dilerim kadına bir şey olmamıştır. Koşun! Bu tarafa hadi, hadi! Hadi dedim! Koş, koş, koş! Bizim memurlardan biri komiser. Bu tarafa, bu tarafa! Burada kimse yok. Allah'a şükür yaşıyor. İyi misin Marta? İyiyim komiserim. Yaralı falan değilsin ya. Hayır ama bana saldıran adam elimden kaçtı gitti. Neler oldu? Birkaç dakika önce adamın biri saldırdı komiserim. Onu yakalayamadığım için çok özür dilerim. Hala elimden nasıl sıyrıldığını anlayamıyorum. Olay nasıl oldu? Yürüyordum. Birden arkamdan ayak sesi duydum. Aradığımız adam olabilir diye adımlarımı ağırlaştırdım. Nasıl oldu bilmiyorum. Anında arkamdan saldırdı. Elinde de bir bıçak vardı. Tamam işte aradığımız katil bu. Tahminlerim doğru çıktı Janvier. Evet ama elimizden kaçırdık onu. Daha belli değil. Bir sürü polis peşinde, her an yakalanabilir. Onu yakalayamadığım için çok üzgünüm komiserim. O kadar da tetikte bekliyordum. Bir judo hareketiyle onu üzerimden attım ama ben kendimi toparlayamadan kaçtı gitti. Üzme canını kızım. Sana bir şey olsaydı çok üzülürdüm. Peki saldıran adamı tarif edebilir misin? Sen de not al Janvier. Sonra ekiplere bildirirsin. Tabii efendim. Bana arkadan saldırdığı için yüzünü tam olarak göremedim. Bir an yüz yüze geldik ama çok kısa bir andı. Üstünde nasıl bir elbise vardı? Saçları, boyu, posu, yaşı? Koyu bir elbise giymişti. Saçları açık kahverengiydi ve epeyce de genç görünüyordu. Sana göre kaç yaşındaydı? Bilemeyeceğim, çok heyecanlıydım. Saldırıya uğradığım zaman ne yapmam gerektiğini önceden tasarlamıştım ama saldırıya uğrayınca hepsini unuttum. 30 yaşlarında filandı. Not alıyorsun değil mi Janvier? Alıyorum efendim. Biraz daha düşün Marta. Başka şeyler de hatırlamanız gerekli. Mesela gözleri ne renkti? Gözleri açık renkti. Mavi veya gri olduğuna eminim. Acı çeken bir hali vardı. Kolunu öyle bir bükmüştüm ki canı çok acımıştı herhalde. Boyu ne kadardı? Benden biraz uzundu. Demek 1.75 boylarında ha?
Zayıf mıydı? Şişman sayılmazdı. Kravatı var mıydı? Evet, vardı. Bir serseriye mi, işçiye mi yoksa bir memura mı benziyordu? Tahminime göre sokakta başka bir zaman karşıma çıksa onu fark etmeyecektim bile. Eli ayağı düzgün denen cinsten biriydi. Parmağında yüzük var mıydı? Bir saniye. Evet, vardı. Şimdi hatırladım. Judo esnasında eli yüzüme çok yakındı. Sol parmağında bir evlilik yüzüğü gördüm. Güzel. Katilin portresi yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Demek evli. Peki saçları nasıldı? Uzun muydu yoksa kısa mıydı? Kısa değildi. Biraz uzun sayılabilir. Saçları kulağını örtüyordu. Hatırlayabileceğiniz başka ayrıntılar var mı? Hayır efendim. Hepsi bu kadar. Az kalsın unutuyordum. Bir de bu var. Nedir o elindeki? Adamın paltosunun düğmelerinden biri. Boğuşurken elimde kaldı. Sahi mi? Ver bakayım. Buyurun. Kaygan koyu renkli bir palto düğmesi. Ucunda da bir iplik var. Bu bir ipucu olabilir. Janvier, al şu düğmeyi laboratuvara gönder, araştırma yapsınlar. Sonucu da hemen istediğimi söyle. Verin komiserim. Abi, bu çok ilginç. Ne oldu? Düğmede yalnız iplik değil, paltonun kumaşından da küçük bir parça var. Bu önemli bir ipucu olabilir. Önce Marte'ye saldıran adamın tarifini telsizle bütün ekiplere bildir. Nasıl birini arayacaklarını bilsinler. Ben merkeze gidiyorum. Seninle orada buluşuruz. Peki efendim. Adamı yakalayamadığım için çok üzgünüm komiserim. Planınızı mahvettim. Boşver. Asıl sana bir şey olsaydı ben üzülürdüm. Sana yaşatmış olduğum korkulu anlar için özür dilerim kızım. Hadi sen evine git. İyi bir uyku çek. Daha sonra merkeze gelir raporunu yazarsın. Yerin dibine batasıca. Nasıl olur da adamı elinizden kaçırırsınız? Lucas, bildiğim kadarıyla o adamı sen takip ediyordun, öyle değil mi? Evet efendim. Uzunca bir süre takip ettim. Ama caddeye çıkınca izini kaybettim. Ateş edip de yaralasaydın ya. Edecektim ama sağda solda insanlar vardı. Birini yaralarım korkusuyla edemedim. Daha sonra peşimden yetişen adamlarla birlikte çevrede geniş bir araştırma yaptık. Sonuç? Aynı sıralarda aradığımız adamın tanımına uygun birinin bir kafeye girerek telefon açtıktan 10 dakika sonra gittiğini öğrendik. Tahminimce telefonla çağırdığı kimse arabayla gelip onu almış. Nasıl biriymiş? 30 yaşlarında, koyu takım elbiseli, sarışın ve zayıf biriymiş. Üzerinde koyu renk bir palto varmış. Marte'ye saldıran adamın tanımına çok uyuyor. Demek telefon açtıktan 10 dakika sonra gitmiş ha? Evet efendim. Biliyor musun, Marta adamın elinde evlilik yüzüğü olduğunu söyledi. Yani size göre telefon açıp da kendisini kafenin önünden almasını söylediği kişi karısı mı? Bilemiyorum Lucas. Benimkisi sadece bir tahmin. İyi de komiserim. Benim bildiğim insan öldüren manyakların ortakları yoktur. Onlar cürümlerini tek başına işlerler. Sizin tahmininiz doğru çıkarsa ilk kez bir cinayet manyağının tek başına hareket etmediği gerçeği çıkıyor ortaya. Bu sadece bir varsayım Lucas. Neyse, en azından nasıl birini aradığımızı biliyoruz artık. Bütün memurları o bölgeye yay. Otelleri, motelleri, pansiyonları, her yeri tarasınlar. Tanıma uyan kim varsa hakkında soruşturma yapsınlar. Olay saatinde nerede olduğunu öğrensinler. Peki komiserim. Yazık. Av tam tuzağa düşmüşken son anda kaçırdık onu elimizden. Girin. Girebilir miyim komiserim? Gel Janvier. Ne yaptın? Düğmeyle ilgili polis laboratuvarından bir şey çıktı mı bari? Çıkmaz olur mu? Hem de çok şey çıktı komiserim. Sahi mi? Anlatsana. Düğme basit görünümüne rağmen çok iyi bir cinslenmiş. Yani konfeksiyoncuların kullandığı ucuz düğmelerden değil. Öyle sanıyorum ki yarın sabah nerede imal edildiğini öğrenmek kolay olacak. Zira düğme fabrikalarının sayısı çok değilmiş. Hemen hepsi de Pötüşam sokağında bulunuyormuş. Peki düğmenin ucundaki kumaşla ilgili bir şeyler öğrenebildin mi? Laborant kumaşın Fransız malı değil İngiliz malı olduğunu söylüyor. Bu ithal mallar çok az sayıda bazı terzilerin eline geçermiş. Bunların listesini verdi bana. Bu iyi haber işte. Yarın sabah bütün memurları bu işte görevlendir Janvier. Bütün ithalatçıları dolaşıp kumaşı alanın kimliğini öğrensinler. Baş üstüne efendim. Nihayet önemli bir ipucu elde ettik. Umarım buradan hareketle bu manyak katili yakalarız. Ben de amire gidip bu geceki operasyonla ilgili bilgi vereyim bari. Planın işe yaradı. Katili ortaya çıkarmayı başardın. Ama yakalayamadın komiser Magri'yi. Eğer kadın polis heyecanlanmasaydı katil şu anda elimizde olacaktı amirim. Ama sonuçta artık nasıl birini arayacağımızı biliyoruz.
Elimizde az da olsa bir tanımı var. Evet. 30 yaşlarında, evli, koyu takım elbiseli, koyu renk palto giyen sarışın zayıf biri. Evet. İyi de milyonlarca insanın yaşadığı bu şehirde o tanıma uyan kaç yüz bin kişi var biliyor musun komiser? Biliyorum efendim, biliyorum. İşimiz kolay değil ama gene de onu yakalayacağız. Nasıl? Yine teşkilatın kadın memurlarını yem gibi onun bıçağının önüne atarak yapmayı düşünüyorsan aklından çıkar bunu. Sana ikinci bir kez izin vermem. Ya o kadın polis ölseydi? Kimseyi yem olarak kullanmayacağım efendim. Bu kez elimizde küçük de olsa bir ipucu var artık. Sahi mi? Neymiş bu ipucu? Katilin paltosundan kopan bir düğme. Düğme mi? Evet efendim. Kadın polis katille boğuşurken adamın Size nasıl yardımcı olabilirim bayım? Bir şey öğrenmek istiyordum. Buyurun. Şu kumaşı görüyor musunuz? Tabii. İyi cins paltoluk bir kumaştır. İngiliz malıdır. Neden sordunuz? Kendinize palto mu yaptırmak istiyorsunuz? Yok, hayır. Bu kumaştan size palto yaptıran oldu mu hiç? Ya oldu. Kaç kişi? Sadece bir kişi. Çünkü kumaş bayağı pahalıdır. Ne zaman yaptırdığını hatırlıyor musunuz? Tabii sonbaharda yaptırmıştı. Peki müşteriyi hatırlıyor musunuz? Evet hatırlıyorum. Adı neydi? Bir dakika bayım. Önce kim olduğunuzu söyler misiniz lütfen? Durup dururken neden size müşterilerimle ilgili bilgi vereyim ki? Adama kötülük yapmayacağınızı nereden bilebilirim? Doğru, haklısınız. Adım Janvier. Cinayet masası müfettişiyim. Buyurun, bu da kimliğim. Tamam. Şimdi oldu işte. Öğrenmek istediğiniz nedir müfettiş? Bu kumaştan size palto yaptıran adamın adını rica ediyorum. Marcel Monsin adında biri. Kim bu Marcel Monsin? Çok iyi bir adamdır. Uzun yıllardan beri de müşterimdir. Elbiselerini hep bana diktirir. Nerede oturur peki? Buradan pek uzakta değil. Saint Germain bulvarında. Onu iyi tanır mısınız? Ne dedim ya, eski müşterimdir. İyi, efendi, kibar bir insandır. İyi, efendi ve kibar bir insan. Evet. Neden şaşırdınız? Bir şey mi yaptı? Bir suça mı bulaştı yoksa? Onu neden arıyorsunuz? Önemli değil. Bir mesele için sadece ifadesine başvuracağız. Sizde bu adamın açık adresi var mı acaba? Müşterilerimin ölçülerini yazdığım defterde olacak. Bir dakika. İşte burada. Saint Germain Bulvarı 228 numara. Bu Bay Marcel Monsin evli midir? Evet. Karısı çoğu zaman ona eşlik ederdi. Daima kumaşı seçmek için kocasıyla beraber gelirdi. Peki genç bir kadın mı? Genç sayılır yani, 30 yaşlarında falan. Çok güzel ve zarif bir kadın. Peki ya Marcel Monsin? O da genç mi? Genç tabii, karısıyla aynı yaşlarda. Pekala. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim bayım. Rica ederim. Eğer günün birinde elbise diktirmem gerekirse emin olun size geleceğim. Beklerim müfettiş, beklerim. Buyurun, Komiser Magri'ye. Komiserim, ben müfettiş Janvier. Hangi deliğe girdin Janvier? Sabahtan beri senden haber bekliyorum. Ne yaptın düğme işini? Kızmayın komiserim. Memlekette bunca tersi varken iz bulmak kolay mı sanıyorsunuz? Her neyse, kısa kes. Bir sonuç alabildin mi? Adamın adı Marcel Monsin. Hangi adamın? Hangi adamın olacak? Kadın polis Marta'nın elinde kalan paltonun düğmesinin sahibinden söz ediyorum. Sen neler söylüyorsun Janvier? Adamı buldun mu yoksa? Şu anda adamın evinin karşısındaki telefon kulübesinden arıyorum sizi. Saint Germain Bulvarı 228 numarada oturuyor. Ne yapmamı emrediyorsunuz? Burada mı sorgulayacağız yoksa adamı alıp müdüriyete mi getireceğiz? Hayır, getirme. Ben geliyorum, hemen geliyorum. İşte burada oturuyor. Bakın, kapının üzerinde de adı yazıyor. Marcel Monsin. Mimar dekoratör. Sizce böyle bir adam 4 kadının katili olabilir mi komiserim? Bilemiyorum Janvier. Ama elimizdeki tek şüpheli bu adam. Dua edelim de aradığımız katil bu olsun. Adam mimar dekoratörmüş. Böyle birinin elinde bıçakla hava karardıktan sonra sokağa çıkıp kadınları öldürmesi bana biraz garip geliyor. Hadi yorum yapmayı bırak da kapıyı çal. Tabii. Pek merak ediyorum. Nasıl biriymiş acaba bu Marcel Monsin? Terzi çok kibar, efendi, nazik biri olduğunu söyledi. Buyurun, ne istediniz? Sizi tanıdım.
Siz komiser Magriye değil misiniz? Bu kadar ünlü olduğumu bilmiyordum doğrusu bayan. Adım Yvonne Monsin. Sizi tanımayan mı var komiser? Şu kadınların öldürülmesiyle ilgili her gün ya televizyondasınız ya da gazetelerde. Haklısınız. Her gün basının karşısındayız. Ah, bu yardımcım müfettiş Janvier. Umarım sizi rahatsız etmemişizdir bayan Monsin. Hayır, ama ünlü bir polis komiserinin kapımızı çalması doğrusu beni hem heyecanlandırdı hem de korkuttu. Bir şey mi oldu? Ah, kapı önünde konuşmamız doğru olmaz. İçeri girmemize izin verir misiniz? Tabii, buyurun. Kocanız Marcel Monsin evde mi bayan Monsin? Evet, evde ama uyuyor. Lütfen onu uyandırır mısınız? Herhalde dün gece geç vakit eve döndü. Ne demek istiyorsunuz? Şu anda saat 11. Bu saate kadar uyumak adeti midir? Marcel genellikle geç saatlere kadar evde çalışmayı sever. Bu yüzden de gündüzleri geç kalkar. Peki dün akşam dışarı çıktı mı? Bildiğim kadarıyla hayır. Buyurun oturun. Ben kendisine geldiğinizi haber vereyim. Ne diyorsun Janvier? Kadın için mi? Çok güzel. Hanımefendi bir kadın. Evet, öyle görünüyor. Bence böyle bir kadının kocası neden sokağa çıkıp da tanımadığı kadınları öldürsün ki? Tersine güzel bir kadına sahip insan mutluluk içinde yaşar. Her güzel kadınla evli olan mutlu olur diye bir kural yok Janvier. İnsanların ruhlarında kopan fırtınaları bilemeyiz. Sizleri beklettiğim için özür dilerim. Giyinmem biraz zaman aldı da. Rahatsız ettiğimiz için asıl siz bizi bağışlayın Bay Marcel. Elbiseniz çok güzel. Bu gri kostümü dün de giymiş miydiniz? Tabii. Yani dün gece. Dün gece mi? Ben dün gece dışarı çıkmadım. Öğleden sonra gezintiye çıktım. Akşam yemeğinden hemen sonra da çalışmaya oturmadan önce bu elbisemi çıkarıp ev elbisemi giydim. Yani dün akşam hiç evden dışarı çıkmadınız mı? Hayır. Sabahın ikisine kadar burada çalıştım. Gördüğünüz gibi evim aynı zamanda ofisimdir. Burada sipariş aldığım işlerin maketlerini hazırlarım. Gardırobunuzu görebilir miyim? Gardırobumu mu? Nedenini sorabilir miyim? Nedenini daha sonra söyleyeceğim. Şimdi lütfen bana gardırobunuzu gösterin. Peki. Madem görmek istiyorsunuz, göstereyim. Lütfen beni takip edin. İşte gardırobum burada. Siz burada mı yatıyorsunuz? Evet. Yani karınızdan ayrı mı yatıyorsunuz? Evet. Ama neden garipsediniz? Hiç. Janvier, gardırobun kapısını açar mısın? Tabii efendim. İçinde takım elbiseler var. Bir tane de pardösü. Paltonuz yok mu Bay Marcel? Hayır yok. İyi ama sonbaharda terzinize bir palto diktirmişsiniz. Hatta diktirdiğiniz paltonun kumaşının küçük bir parçası da elimde. Bakın. Evet hatırladım. Tabii ya, diktirmiştim. Peki bu palto ne oldu şimdi? Sormayın. Geçen hafta tiyatro fuayesinde adamın biri sigarayla yaktı bir yanını. Örücüye mi verdiniz? Hayır. Hasara uğrayan nesnelerden ne olursa olsun nefret ederim. Kötü bir alışkanlık ama elimde değil. Daha çocukken oyuncağımın üzerinde bir çizik olsa onu hemen çöpe atardım. Yani paltonuzu da çöp tenekesine mi attığınızı söylemek istiyorsunuz? Hayır, onu bir başkasına verdim. Kime? Rıhtımda gördüğüm bir serseriye verdim. Ne zaman verdiniz? Ne zaman vermiştim? Önceki gün. Peki dün akşam giydiğiniz ayakkabılar nerede? Dün akşam mı? Bakın komiser bey, dün akşam size evden çıkmadığımı söylemiştim. Bu yüzden de ayakkabı değil, terlik giydim. Pekala Bay Marcel. Sizden bizimle birlikte emniyet müdürlüğüne gelmenizi isteyeceğim. Bu kadar da yeter ama. Hem evime geliyorsunuz, anlamsız sorular soruyorsunuz, hem de sonra emniyet müdürlüğüne götürmek istiyorsunuz. Bütün bunların sebebini öğrenebilir miyim komiser bey? Büroma gittiğimiz zaman öğrenirsiniz. Pekala, öyle olsun. Şimdi izin verirseniz banyoya gitmek istiyorum. Tabii. Komiserim, neden adamı emniyet müdürlüğüne götürüyoruz? Onu kadın polise göstereceğim.
Dün gece kendisine saldıranın o olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Emniyet müdürlüğüne gidince 3-4 kişi bul ve aynalı odaya al. Bu arada kadın polise de haber ver gelsin. Bakalım o adamların içinden Marcel Monsin'i teşhis edebilecek mi? Ayrıca rıhtıma birkaç adam yolla. Son birkaç gün içinde kendisine palto hediye edilen bir serseri olmuş mu öğrensinler. Bayan Marta, bir polis olarak hafızanızın oldukça keskin olduğunu tahmin edebiliyorum. Hafızam iyidir komiserim. Güzel. Şimdi sana 4 adam göstereceğim. Bunlara iyice bakmanı istiyorum. İçlerinden biri dün gece sana bıçakla saldıran olabilir. Hazır mısın? Hazırım efendim. Pekala. Şimdi ışığı açıyorum. Adamlar aynalı odada. Biz onları görüyoruz ama onlar bizi görmüyor. İşte adamlar. İyice bak Marta. Senin tarifine uygun 4 adam yakaladık. Sana saldıran bu adamlardan biri olabilir mi? Bakıyorum efendim. Şu soldan ikinci. Sarışın, dalgalı saçlı, uzun boylu olanı sanki benziyor gibi. Acele etmene gerek yok. Onu yalnız sen gördüğüne göre herkesten daha iyi tanıyabilirsin. Evet, evet o. Onu tanıdım. Sarışın, dalgalı saçlı olan. Emin misin Marta? Bu bizim için çok önemli. Dün gece Montmartre'da sana saldıran adam bu adam mıydı? O olduğuna eminim efendim. Bana saldıran adam buydu. Pekala Marta, gidebilirsin. Oturabilirsiniz Bay Marcel. Eğer terliyorsanız ceketinizi de çıkartabilirsiniz. Teşekkür ederim, gerek yok. Kaç yıldır evlisiniz? 12 yıl. Yaşınızı sorabilir miyim? 32. Mimar olduğunuzu söylemiştiniz değil mi? Evet, mimar ve dekoratör. Anladığım kadarıyla iç dekorasyon dalında ihtisas yapmış bir mimarsınız. Tam dediğiniz gibi değil. Nasıl? Elimde mimarlık diploması olmadığından bir binanın planını yapmaya yetkim yok. Peki ne diploması var sizde? Önceleri resimle başladım işe. Çok küçükken sanatçı olmak istiyordum. Evimde gördüğünüz o resimlerin hepsi benim eserlerim. Yani mimarlık diplomanız yok ama siz kendinize mimar ve dekoratör diyorsunuz, öyle mi? Evet öyle. Çok müşteriniz var mı? Aslında çok yok çünkü işlerime karışacak cinsten olacaklarına az fakat bana güvenen ve tam olarak inanan müşterilerim olsun isterim. Paris'te mi doğdunuz? Evet. Hangi mahallede? Montmartre. Yani bir ayda 4 kadının öldürüldüğü bölgede. Uzun süre kaldınız mı orada? Evlenene kadar. Anneniz babanız sağ mı? Yalnız annem sağ. O nerede oturuyor? Hep aynı binada, doğduğum yerde. Annenizle aranız iyi mi? Annemle ben hep iyi anlaşırız. Babanız ne iş yapardı Bay Marcel? Kasaptı. Montmartre'da mı? Evet, doğduğum evin altındaki dükkanda. Babanız ne zaman öldü? Ben 14 yaşındayken. Sonra anneniz dükkanı sattı mı? Bir süre bir adam tutup çalıştırdı. Sonra da dükkanı sattı. Allah aşkına komiser, beni neyle suçluyorsunuz? Önce evime gelip gardırobumu araştırdınız. Daha sonra beni buraya getirerek bir takım kılıksız adamlarla birlikte bir odaya kapattınız. Şimdi de ipe sapa gelmez sualler soruyorsunuz. Beni neyle suçladığınızı öğrenmek istiyorum. Bir süre bizim misafirimiz olacaksınız Bay Marcel. Ne? Daha sonra sizi neyle suçladığımızı söyleyeceğim. Ama... Sıca ne biçim bir apartman bu? Çık çık bitmiyor. Oldum olası asansörsüz apartmanlardan nefret etmişim. Hiç yakınma Janvier. Benim gibi sigara içmeseydin şikayet etmezdin. İşte geldik. Marcel Monsin'in annesi Barbara Monsin bu dairede oturuyormuş. Çal bakalım kapıyı. Kadından neler öğreneceğiz? Neden kadın emniyet müdürlüğüne çağırıp da sorgulamadık ki sanki?
En azından bu kadar merdiveni çıkmazdık. Buyurun. Ne istemiştiniz? Bayan Monsin, biz Emniyet Müdürlüğü'nden geliyoruz. Ben Komiser Magri'ye. Bu da yardımcım Müfettiş Janvier'e. Evet. İçeri girebilir miyiz? Ev işleriyle uğraşıyordum ama... Girin bakalım. Şimdi söyleyin bakalım. Ne istiyorsunuz? Oğlunuzu dün gece gördünüz mü? Polisin oğlumla ne alıp vereceği olabilir ki? Lütfen soruma cevap veriniz. Onu niçin görmek isteyeyim ki? Sanırım zaman zaman sizi ziyarete geliyordu, değil mi? Evet, sık sık gelir. Karısıyla mı? Bunun sizi niye ilgilendirdiğini anlayamıyorum. Bayan, oğlunuz dün akşam size geldi mi? Bunu kim söyledi? Geldi mi? Hayır. Oğlumun geceleri beni ziyaret etme alışkanlığı yoktur. Bu soruların ne anlama geldiğini bana açıklayacak mısınız? Size daha fazla cevap vermek istemiyorum. Kendi evimde bulunuyorum ve de susmak en doğal hakkımdır sanırım. Bayan Monsin, üzülerek şunu söyleyeyim ki... oğlunuz bu bölgede bir ay içinde öldürülen 4 kadının katil zanlısıdır. Ne? Ne dediniz? Onun Montmartre bölgesindeki sokaklarda kadınlara saldırdığına ve geçen gece de bu saldırıların sonuncusunda başarısızlığa uğradığına dair birçok haklı sebebimiz var. Marcel'imi itham etmek ha? Ama ben size bunun doğru olmadığını, onun bir melek kadar suçsuz olduğunu söylersem... Bakın, onun şu resimlerine bakın. Böyle biri hiç insan öldürebilir mi? Oğlunuz son 24 saat içinde buraya gelmedi. Hayır, hayır, hayır ve de hayır. Son kez onu ne zaman gördünüz bayan? Bilmiyorum. Ziyaretlerini hatırlamıyor musunuz? Hayır. Bayan Monsin, oğlunuz küçükken önemli bir rahatsızlık geçirdi mi? Kızamık ve bronşitten başka hiçbir önemli hastalık geçirmedi. Bana ne söylemeye çalışıyorsunuz komiser? Oğlumun deli olduğunu mu? Ah. Eskiden beri böyle olduğunu mu? Evliliği sizin arzunuzla mı oldu? Evet. Marcel'imi o kadınla ben evlendirdim. Ne kadar aptalmışım. Her neyse. Artık hiçbir önemi yok bunun. Görünüşe göre gelininizle aranız pek iyi değil. Bu sizi ilgilendirmez komiser. Bu oğlumun özel hayatına ait bir mesele. Ne beni ne de sizi ilgilendirir. Marcel'i tutukladınız mı? Şimdilik Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde. Kelepçeli mi? Hayır. Hapse mi koyacaksınız onu? Olabilir. Hatta öyle de olacak gibi. Oğlumu hapse atmak için elinizde yeterli delil var mı komiser? Geçen gece saldırdığı kadın onu tanıdı. O kadın yalan söylüyor. Oğlumu görmek istiyorum. Sizinle Emniyet Müdürlüğü'ne geleceğim. Ama... Eğer sizinle birlikte gelmem canınızı sıkarsa komiser, ben de metroyla gelirim. Ama geleceğim ve oğlumu göreceğim. Pekala, gelebilirsiniz. Ancak yardımcım müfettiş burada kalacak ve evinizde arama yapacak. Ne halt ederse etsin. Ama herhangi bir şey kırıp dökecek olursa, sağı solu dağıtacak olursa... Merak... Oğlumu ne hakla cinayette suçluyorsunuz komiser? Onun mimar ve dekoratör olduğunu unutuyorsunuz. Bunun hesabını vereceksiniz. Sizi sürüm sürüm süründüreceğim. Ben görevimi yapıyorum Bayan Monsin. Dün gece oğlunuz bizim kadın polislerimizden birine saldırdı. Az kalsın onu da öldürecekti. Son anda kadın memurumuz becerisiyle elinden zor kurtuldu. Size inanmıyorum. Kamuoyu baskısını hafifletmek için size bir katil lazımdı. Bunun için de oğlumu buldunuz. Kadın memur kendisine saldıranın oğlunuz olduğunu teşhis etti. Ha eder tabii. Bozacının şahidi şıracı misali. O memur sizin emrinizde değil mi? Oğlumu nereye hapsettiniz? Bu odada. Buyurun. İçeri girip oğlunuzla konuşabilirsiniz Bayan Monsin. Marcel. Marcel yavrum. Anne. Senin ne işin var burada? Senin için geldim Marcel. Ne yaptılar sana? Kaba davranmadılar ya. Hayır anne. Seni burada tutmaya hakları yok. Paris'in en iyi avukatlarını tutacağım. Anne. İsteyecekleri fiyat umurumda bile değil. Anne. Gerekirse sahip olduğum her şeyi vereceğim. Evimi satarım, sokaklarda yatarım, anne, dilenirim. Anne lütfen, lütfen kendine gel. Sakin ol lütfen. Karın olacak kadın senin burada olduğunu biliyorum. Biliyor. Peki ne dedi? Hiçbir şey. Hiçbir şey demedi de ne demek? Seni kurtarmak için hiçbir çaba göstermedi mi?
Komiser, oğlumu burada tutamazsınız. Anne. Onu alıp gideceğim. Hadi, hadi Marcel, yürü gidiyoruz. Bakalım seni alıkoymaya cesaret edebilecekler kendinize mi? Kendinize gelin, kendinize gelin Bayan Monsin. Oğlunuzu hiçbir yere götüremezsiniz. 4 masum kadını öldürdü o. Ne demek öldürdü? Elinizde delil var mı? Şahit var mı? Merak etmeyin. Delil de şahit de bulacağız. İyi düşündünüz mü komiser? Ne gibi bir sorumluluk altında olduğunuzun farkında mısınız? Size şimdiden haber vereyim. Buna izin vermeyeceğim. Yeri göğü birbirine katacağım. Böyle sinirlenmek yerine soracağım sorulara cevap verseniz daha iyi olur. Asla, asla vermeyeceğim. Gidiyorum. Korkma Marcel. Onların etkisi altında kalma. Annen arkanda duruyor ve seninle ilgileniyor. Tekrar geleceğim oğlum. Geleceğim. Anneniz sizi çok seviyor. Benden başka kimsesi yok. Babanıza çok bağlı mıydı anneniz? Babanız nasıl bir adamdı? Babam bir kasaptı. Ne var bunda? Babanızın kasap olmasından utanıyor gibisiniz. Bakın, rica ederim komiser. Bu tür sualler sormayın bana. Ne kastetmek istediğinizi bildiğim için takip ettiğiniz yolun hatalı olduğunu söyleyeceğim sadece size. Annemin ne duruma soktuğunuzu gördünüz. Ama biz bir şey yapmadık ki. O kendiliğinden bu duruma girdi. Sanırım şu anda adamlarınız aynı muameleyi karıma da yapıyorlardır. Ama karım da annemin söyleyeceklerinden fazla bir şey söyleyecek değil sizlere. Beni istediğiniz kadar sorguya çekin. Fakat lütfen onları rahat bırakın. Sakin olun Bay Marcel. Size ne evinizde ne de burada kötü bir muamele yapılmadı. Kötü davranmak için ille de işkence etmeniz gerekmez komiser. Namuslu bir insanı cinayet gibi iğrenç bir suçla itham etmeniz bile kötü davranıldığını ispat etmeye yeter. Ortada suçsuz yere ölen 4 kadın var Bay Marcel. Ve biz polis olarak o katili bulmak zorundayız. Benim de o manyak katil olduğumu sanıyorsunuz. Bu yüzden beni burada tutuyorsunuz. Bu yüzden annemi babamı soruyorsunuz. Annemin babamla mutlu olup olmadığını soruyorsunuz. Annenizin babanızla mutlu olup olmadığını bilemiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla siz mutsuz bir insansınız Bay Marcel. İşte tek doğru olan şey bu. Evet, mutsuzum. Hem de çok mutsuzum. Çünkü suçsuz yere nezarette tutuluyorum. Çünkü 4 kadını öldürmekle suçlanıyorum. Söyler misiniz? Benim yerimde siz olsaydınız mutlu olur muydunuz komiser? Şu anda suçlanan ben değil, sizsiniz Bay Marcel. Ama gene de şanslı sayılırsınız. Anlayamadım. Sizin için ne idam ne de hapishane korkusu olmadığını biliyorsunuz değil mi? Biliyorum çünkü beni hiçbir tehlike beklemiyor. Zira suçsuzum. O sizin iddianız. Ama biz iddiamızı ispatladığımız takdirde siz suçlu duruma düşeceksiniz. Ne var ki az önce de söylediğim gibi kanunlar sizi ne idam edecek ne de hapiste yatıracak. Ne yazık ki akıl hastası olduğunuz için hastaneye yatıracaklar. Ve siz öldürdüğünüzle o 4 masum kadın da öldükleriyle kalacak. Bence asıl akıl hastası sizsiniz komiser. Şunu sakın unutmayın. Suçsuzluğum kanıtlandığı takdirde size hem maddi hem de manevi tazminat davası açacağım. Bakalım o zaman ne yapacaksınız? Komiserim. Ne var Canviye? Biraz gelir misiniz? Bizimkiler Marcel Monsin'in paltosunu bulmuşlar. İşte bunu duyduğuma sevindim. Hemen geliyorum. Bay Marcel, karnınız açsa size yiyecek bir şeyler getirtebiliriz. Hiçbir şey istemiyorum. İnsanda iştah mı bıraktınız? Paltoyu nerede bulmuşlar Canviye? Bıraktım da bir serserinin üzerinde. Ne zaman bulmuşlar? Bu sabah. Palto nerede şimdi? Polis laboratuvarına gönderdim. Düğmenin yırtıldığı yerin gerçekten yanık olup olmadığını araştırıyorlar. Eğer yanık değil de yırtıksa bizim kadın polise saldırdığı belli olacak. Elimizdeki tek delil bu Canviye. Çünkü adama hiçbir şeyi itiraf ettiremedik. Karısı onun olay gecesi evden dışarı çıkmadığını söylüyor. Annesi de kendisine gelmediğini söyledi. Ama Marta onun kendisine saldıran adam olduğunu tespit etti. Evet ama başka gören yok. İyi bir avukat tek celsede onu beraat ettirebilir. Sonuçta Marta bizim teşkilatın bir üyesi. Avukat mahkemede Marcel'i suçlamak için bizim komplo yaptığımızı ileri sürerek jüriyi etkileyebilir. Bize delil gerekiyor. Daha cinayet silahını bile bulamadık. Ne yaptınız? Marcel'in evindeki bıçakları alıp laboratuvara gönderdiniz mi? Evet.
Hem Marcel'in hem de annesinin evindeki bıçakları gönderdik ama üzerinde herhangi bir kan lekesi bulunamadı. Bulunamaz tabii. Cinayetlerini işledikten sonra iyice yıkayıp temizlemiştir. Ya da bulamayacağımız bir yere atmıştır. Peki palto delil olamaz mı? Eğer düğmenin koptuğu yer yanıktan değil de yırtılmadan dolayı olduysa olabilir tabii. Buyurun, ben Komiser Magriye. Komiserim ben Lucas. Polis laboratuvarından arıyorum. Seni dinliyorum Lucas. Efendim, uzmanlar palto üzerindeki çalışmalarını bitirdiler. Düğmenin yırtıldığı yerin yanık olmadığı tespit edildi. İşte bu iyi haber Lucas. Bana hemen raporu göndersinler. Başüstüne efendim. Ne oldu komiserim? Marcel palto konusunda bize yalan söylemiş Janvier. Düğmenin koptuğu yerin sigara yanığıyla bir ilgisi yokmuş. Düğmedeki kumaş parçası yırtılma sonucu meydana gelmiş. Bu durumda onu Montmartre cinayetleriyle ilgili olarak suçlayabiliriz herhalde. Gene de eksik kalan bir şey var. Daha ne olacak komiserim? Polis memuru Marta'nın şahitliği ve kopan düğmenin Marcel'in paltosuna ait olması yetmez mi? Yetmez. Paltoyu Marcel'in kendisine veren serseriyi onunla yüzleştirmemiz gerekir. Eğer adam paltoyu verenin Marcel olduğunu söylerse... Ha, bu imkansız. Adam gece gündüz içen biri. Burnunun ucunu bile görecek halde değil. Marcel'i tanıyacağını hiç sanmıyorum. Gene de denemekte yarar var. Bir ara getirsinler. Marcel'i bir görsün. Belki tanır. Peki efendim. Ben bir kere daha Marcel'in evine gidip karısını sorguya çekeceğim. Belki bu sefer ağzından bir şey kaçırır. Daha sonra da eve gidip karımla baş başa yemek yiyeceğim. Bu cinayetler başladığından beri birbirimizi doğru dürüst göremedik. Sizi tekrar rahatsız ettiğim için bağışlayın Bayan Yvonne. Kocamı getirmediniz mi komiser? Hayır. Bazı sorulara inandırıcı cevap almadan da bırakmayı düşünmüyoruz. Gerçekten de o dört kadını kocamın öldürdüğünü inanmıyorsunuz değil mi? İnanıyoruz. Bir gün yanıldığınızı anlayacaksınız. Ve ona yapmış olduğunuz kötülüğe pişman olacaksınız. Kocanızı seviyor musunuz Bayan Yvonne? O benim kocam. Onu hapse mi koydunuz? Daha değil. Emniyet müdürlüğünün nezarethanesinde. Tekrar sorguya çekilecek. Ne söylüyor? Cevap vermek istemiyor. Gerçekten sizin bana söyleyecek hiçbir şeyiniz yok mu? Hayır, hiçbir şeyim yok. Durumun farkındasınızdır sanırım. Eğer kocanız suçluysa ki böyle olduğunu farz etmekte haklıyım, onun için ne idam ne de ağır hapis söz konusu değil. Az önce bunu kendisine de söyledim. Peki neden? Çünkü doktorların onu işlediği cinayetlerden sorumlu tutmayacaklarına eminim. Sokakta durmadan kadın öldürüp sonra da elbiselerini parçalayan biri hastadır. Krizi olmadığı zaman değişiyor. Şüphesiz değişiyor. Zira davranışlarından şimdiye kadar kimse hiçbir şey sezmemiş. Dinliyor musunuz beni? Dinlediğimi görüyorsunuz. Şimdiye kadar dört kadın öldürüldü. Ve katil manyak ve bunak. Nasıl adlandırırsanız adlandırın. Serbest kaldığı sürece başkalarının hayatı da tehlikeye girecek. Bunu düşünebiliyor musunuz? Şimdiye kadar sokaktan geçenleri öldürmekle yetindiği halde durumun değişebileceğini ve belki yarın etrafında bulunanlara da saldıracağını hesaba katmıyor musunuz? Korkmuyor musunuz? Hayır. Aylarca, belki de yıllar boyu ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığınızı aklınıza getirmiyor musunuz? Hayır. Kaynanamı gördünüz mü? O ne dedi? Bir şey söylemedi. Ama gördüğüm kadarıyla sizi pek sevmiyor. İkinizin arasında neden soğuk hava estiğini sorabilir miyim? Hayır. Bu gibi şeylerden söz etmekten hoşlanmam. Bunun önemi yok. Kocamı bana geri yollayacak mısınız? Hayır. O halde evimden gidebilirsiniz komiser. Güle güle. Hayatım, bitkin görünüyorsun. Evet, çok bitkinim canım. Yalnız bitkin değil, neşesizsin de. Oysa sen her katil yakalandığında işini yapmış insanların huzuru içinde olurdun. Yoksa yakaladığın kişinin Montmartre katili olduğundan emin değil misin? Biliyor musun? Adamı yakaladığımdan beri aynı soruyu ben de kendi kendime soruyorum canım. Polis memuru Marta'ya saldıran o. Palto konusunda yalan söylediği de ortaya çıktı. Yani söylediği gibi tiyatro fuayesinde sigarayla yanmamış. Düğme kumaş parçasıyla kopmuş. Peki seni düşündüren ne? Marta'ya saldırdığı gece evinden dışarı çıkmadığını söylüyor. Karısı da onu doğruluyor. Annesiyle konuştum, belki ona gitmiş olabilir diye, ama
Ona da gitmemiş. Ne var bunda? Birisi karısı, diğeri de annesi. Elbette öyle söyleyecekler. Ondan yana çıkacaklar. Ben de senin gibi düşünüyorum. Ama öte yandan mahkemeyi, jüriyi de düşünüyorum. Adam mimar ve dekoratör. İyi giyinen, temiz yüzlü biri. Güzel bir de karısı var. Yani manyağa benzemeyen bir tip diyorsun. Bu yüzden de kimse onun katil olduğuna inanmaz mı demek istiyorsun? Evet. Ben bakarım. Alo. İyi akşamlar. Ben Janvier. Bayan Jan, rahatsız etmiyorumdur umarım. Hayır. Biz de yemeğimizi yeni bitirmiştik. Hayırdır? Komiserim orada mı? Bakın, sizi rahatsız etmemem gerektiğini biliyorum ama önemli olmasaydı aramazdım. Bir dakika. Hayatım, müfettiş Janvier arıyor. Janvier mi? Geliyorum. Teşekkür ederim. Alo Janvier, ne oldu? Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Bırak şimdi özrü de, neden arıyorsun onu söyle. Bir cinayet daha işlendi. Ne? Nerede? Yine Montmartre bölgesinde bir kadın öldürüldü. Aman Allah'ım. Neyle öldürülmüş? Bıçaklanarak. Elbisesi de paramparça. Neler söylüyorsun Janvier? Yani daha önce öldürülen 4 kadın gibi mi? Evet komiserim. Aynı şekilde öldürülmüş. İyi ama nasıl olur? Sen neredesin şimdi? Olay yerindeyim. Maestre sokağında. Tamam. Birazdan oradayım. Nereye gidiyorsun? Bir kadın daha öldürülmüş. Cinayet masasında onlarca dedektif müfettiş var. Bırak onlar ilgilensin. Ne zamandır baş başa kalamamıştım. Biliyorum Can, biliyorum ama bu sıradan bir cinayet değil. Cinayete kurban giden kadının öldürülüş şekli bundan önce katledilen 4 kadın gibi. Nasıl olur? Hani o azılı kadın katilini yakalamıştınız? Ben onun kilit altında olduğunu sanıyordum. Yoksa sen eve geldikten sonra onu serbest mi bıraktılar? Canım hiç olur mu öyle şey? Ben gelirken nezarethanedeydi. Ama benden sonra avukatı gelip de serbest bıraktıysa bilemem. Bunu şimdi öğrenirim. Nereyi arıyorsun? Emniyet müdürlüğünü. Bakalım Marcel orada mı değil mi? Alo Lucas. Ben komiser Magrie. Biliyorum biliyorum, olaydan haberim var. Biraz önce Janvier aradı. Marcel Monsin hala nezarette mi? Emin misin? Tamam. Bir sorayım dedim de. Ben olay yerine gidiyorum. Gelinceye kadar yerinizden ayrılmayın. Marcel Monsin hala nezaretteymiş. Bu durumda onu serbest bırakman gerekecek canım. Nezaretteyken yeni bir cinayet işleyemeyeceğine göre katil o değil demektir. Ne zaman ölmüş? Ceset daha sıcak. Yeni ölmüş olmalı. Kaç bıçak darbesi var? Gördüğüm kadarıyla 6 tane. 4 tanesi sırtından, 2 tanesi de göğsünden. Göğsünden mi? İlginç. Neden? Unuttun mu? Bundan önce kadınlar hep sırtından bıçaklanarak öldürülmüştü. Şimdi önünden vurmuş demek. Belki de öldürdüğünden tamamen emin olmak için göğsünden de vurmuş olmalı. Kim olduğu biliniyor mu? El çantasında kimlik kartını buldum. Janine Lucat adında bir hizmetçi kız. Klingnaut sokağında Drandö ailesinin evinde çalışıyormuş. Kaç yaşında? 19. Bu işte bir tuhaflık var Janvier. Nasıl bir tuhaflık efendim? Diğer kadınlar 30 yaşlarındaydı. Hepsi de sarışındı. Buysa hem çok genç hem de esmer. Cesedi kim bulmuş? Bu bölgede devreye gezen bir polis memuru. Hiçbir şey görmemiş mi? Hayır. Haberi alır almaz cinayet masasındaki dedektiflerle buraya geldik. Dedektifler araştırma yapıyorlar mı? Yapmaya başladılar. Durumlarından şüpheli görünenleri gözaltına alacaklar. Ama bunun bir işe yarayacağını sanmıyorum. Haklısın. Daha önceki cinayetlerde de hiçbir şey bulamamıştık. Peki şimdi ne olacak komiserim? Ne olacak? Marcel Monsin'i yakalayınca Montmartre katilini de yakaladık diye sevinmiştik. Ama sevincimiz kursağımızda kaldı. Yine başladığımız yere döndük galiba. Hayır. Başa maşa döndüğümüz yok Janvier. İyi de Marcel Monsin nezaretteyken bu cinayeti nasıl işleyebilir? Belli ki katil bir başkası. Yanılıyorsun müfettiş. Katil bir başkası değil. Değil mi? Evet. Bu geceki hariç 4 kadını da öldüren Marcel Monsin. Ama nasıl olur? Cinayetlerin işleniş tarzı aynı. Bıçaklanarak öldürülüyor. Daha sonra da elbiseleri paramparça ediliyor. Tıpkı cinayete kurban giden diğer 4 kadın gibi. Size göre katil Marcel Monsin ise bu kadının katili kim? Marcel Monsin'i korumak isteyen biri.
ya da birileri. Anlayamadım efendim. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok Janvier. Biri Marcel Monsin'i bizim gözümüzde masum göstermek için bu zavallı kızcağızı öldürdü. Mesele bu kadar basit. Ah, bu hiç aklıma gelmemişti. İyi ama kim yapabilir ki bunu? Kim olacak? Ya karısı ya da annesi. Karısı ya da annesi mi? Evet. Soruşturmayı yapan müfettişlere söyle. Her iki kadının da cinayet saatinde nerede olduklarını öğrensinler. Bu akşam evden dışarı çıkıp çıkmadıklarını da tahkik etsinler. Baş üstüne. Aa, bir şey daha var. Nedir efendim? Müfettişler soruşturmayı tamamladıktan sonra her iki kadını da emniyet müdürlüğüne getirip aynalı odaya koysunlar. Marcel'in annesi büyük bir ihtimalle gelmek istemeyecektir. Ha, öyle olacağı kesin. Cadolozun teki o. Gerekirse zorla getir. Niyetiniz ne komiserim? Her ikisinin de ortak çok noktaları var. Biri Marcel'i çok sevmeleri, diğeri ise birbirlerinden nefret etmeleri. Bir süre sorgu odasında yalnız kalmalarını istiyorum. Birbirlerine nasıl davranır? Komiserim, müfettişler yaptıkları tahkikat sonucunda her iki kadının da bu gece evlerinden dışarı çıkmadıklarını tespit etmişler. Bu mümkün değil Janvier. İkisinden biri evden çıktı ve hizmetçi kızı öldürdü. İkisinden biri yalan söylüyor. Ve her iki kadının da oturduğu apartmanın kapıcısıyla konuşulmuş. Kapıcılar kadınların dışarı çıkmadığını söylemişler. Çıksalar da mutlaka görürdük demişler. Yaşlı kadının oturduğu bina kendisine ait. Bu yüzden onda dış kapının anahtarı mutlaka vardır. Kapıcı zilini çalmadan rahatça dışarı çıkıp girebilir. Peki ya Marcel'in karısı Yvonne? Onlarda apartmanın anahtarı yok. Olsaydı evlerinde yaptığımız araştırmada bulurduk. Onların kapıcısını daha önce ben de sorguya çekmiştim. Güya kendinden habersiz kimse apartmana girip çıkamazmış. Ama kiracılar onun gibi düşünmüyor. Kapıcının dul kaldığından beri akşam 7'den sonra kafayı çekip sızdığını anlatıyorlar. Bazen kapıyı açmadan önce 2-3 kez çalmak gerekiyormuş. Ve kapıyı da yarı yarıya uyuklayarak gelenlerin kim olduğunu anlamadan açıyormuş. Yani Bayan Yvonne da kapıcının sarhoşluğundan faydalanarak rahatça dışarı çıkıp hizmetçi kızı öldürdükten sonra geri dönmüş olabilir. Neden olmasın? Kadınlar nerede şimdi? Emrettiğiniz gibi ikisini de buraya getirdim. Bu pek kolay olmadı ama. Marcel'in annesi yataktaydı. Kapıyı açmak istemedi. Kapı aralığından konuştu benimle. Bir çilingir getireceğimi söyleyerek tehdit edince kapıyı açtı. Ya karısı, Bayan Yvonne? Hiçbir şey söylemedi. Sanki geleceğimizi bekliyor gibiydi. Bizimle emniyet müdürlüğüne geleceksiniz deyince hiç itiraz etmedi. Neredeler? Söylediğiniz gibi ikisini de sorgu odasına aldım. Karşılıklı oturuyorlar. Yan yana gelince kıvılcım çakmadı mı? Bir kere şöyle bir bakıştılar. Sonra da birbirlerini tanımaz gibi göründüler. Ne yani? Birbirlerinin halini hatrını sormadılar mı? Hayır. Ama birbirlerinden fena halde nefret ettikleri ortada. Bunu biliyorum. Sizce bu geceki kızı hangisi öldürdü? Bilmiyorum Janvier. Ama ikisinden birinin öldürdüğü kesin. Peki kimin öldürdüğünü nasıl öğreneceğiz? Onların konuşmalarını dinleyerek. Sen aynalı odadan onları izleyeceksin. Eninde sonunda konuşacaklardır. Saatlerce aynı odada oturan iki kişinin konuşmaması söz konusu bile olamaz. Ya konuşmazlarsa? Onu düşünmek bile istemiyorum. Siz eve gitmeyecek misiniz? Saat sabahın 3'üne geliyor. Jean çoktan uyumuştur. Bu olayla ilgili hazırlanan dosyayı bir kere daha gözden geçireceğim. Bu cinayetlerin sırrı dosyalardaki tahkikatlarda yatıyor. Sabahleyin gazeteleri onların odasına bırak. Bakalım cinayet haberini okuyunca ne yapacaklar, ne tepki verecekler. Kapıdaki nöbetçiye söyle bana koyu bir kahve getirsin. Peki efendim. Girin. Günaydın komiserim. Günaydın Janvier. Anlat bakalım, kadınlar bütün gece ne yaptı? İnanmayacaksınız ama sabaha kadar tek kelime konuşmadan oturdular komiserim. Hiç mi konuşmadılar? Hiç. Birbirlerinden böyle nefret eden insanlar görmedim hayatımda. İnsan tanımadığı biriyle bile saatlerce aynı odada kalsa iki laf ederdi. Sabah gazetelerini odaya bıraktın mı? Bıraktım. Gazetelerin cinayetle ilgili başlıklarını da görünür vaziyette koydum. Sonra da aynalı odaya geçip onları izledim. Herhalde gazeteleri alıp dün geceki cinayet haberlerini okumuşlardır. He? Evet, okudular. Ama tek kelime etmeden. Okuduktan sonra da gazeteleri tekrar aldıkları yere koydular. Bu arada gene hiç birbirleriyle konuşmadılar mı? Hayır, hiç konuşmadılar. Yaptıkları tek şey birbirlerine bakmak oldu. Peki siz ne yaptınız? Tahkikat dosyalarını inceleyebildiniz mi? İnceledim. Marcel Monsin'i buraya getirmeni istiyorum Janvier. Onunla konuşacağım. Daha sonra da annesiyle karısını getirmeni istiyorum. Peki efendim.
Buyurun Bay Marcel, oturun. Beni burada daha ne kadar tutmayı düşünüyorsunuz komiser? Dün gece olup bitenlerden sizi haberdar ettiler mi? Hayır, kimse bir şey söylemedi. Ne oldu? Buyurun, gazetelere bakın. Ne var gazetelerde? Dün gece işlenen bir cinayet haberi. Okuyun lütfen. Dekoratör Marcel Monsi'nin tutuklanmasına rağmen Montmartre'da dün gece genç bir kadın daha öldürüldü. Gördüğünüz gibi Bay Marcel, biri sizi kurtarmaya çalışıyor. Ne demek istediğinizi anlayamıyorum komiser. Yüzünüzdeki ifadeden dün gece işlenen cinayetten memnun olduğunuz görülüyor. Aklınız sıra bu cinayetle temize çıktığınızı sanıyorsunuz, değil mi? Benim hiçbir şey sandığım yok. Kadınların ikisi de burada. Hangi kadınlar? Anneniz ve karınız. Az sonra ikisini de buraya getirecekler ve karşılıklı anlaşacaksınız. Hep susmaya kararlısınız, değil mi? Çünkü söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bu işi artık bir sona bağlamanın sırası geldiğini anlamaya başlamadınız mı? Boşu boşuna bir cinayet daha işlendiğine inanmıyor musunuz? Eğer dün konuşsaydınız, o zavallı hizmetçi şimdi yaşıyor olacaktı. Hiçbir şey bilmiyorum dedim ya size. İki kadından hangisinin aptalcasına sizi kurtarmaya karar verdiğini biliyorsunuz ama. Ne demek istediğinizi anlayamıyorum. Hakkınızda ne düşündüğümü söyleyeceğim. Siz şüphesiz hastasınız. Zira normal bir insan hangi şartlar altında olursa olsun sizin yaptığınız gibi hareket etmez. Bu meselenin çözümlenmesi doktorlara düşer. Sizi yaptığınız işlerden dolayı sorumlu tutsalar bile bir şeyi değiştirmez bu. Aynı şeyleri dinlemekten bıktım komiser. Kasap oğlu olmak sizi alçaltıyor. Saçmalıyorsunuz. Babanızın kasap oluşu annenizi de alçaltıyordu. Zavallı babanızın neye benzediğini bilmiyorum. Anneniz tarafından özenle saklanmış olan o kadar fotoğraf içinde ona ait tek bir fotoğraf bile bulamadım. Sanırım anneniz ondan utanıyordu. Buna karşılık ilk çocukluk yıllarınızdan başlamak üzere her yanınızda sizi gösteren fotoğraflar çekmişler ve 6 yaşınızda kostümlü bir balo için size pahalı cinsten bir marke elbisesi diktirmişlerdi. Annenizi seviyorsunuz değil mi Bay Marcel? Herkes annesini sever komiser. Bazıları bir unvanla, bir servetle, hizmetçilerle, lüks ve konfor içinde doğarlar. Ama siz öyle doğmadınız. Bir kasap çocuğu olarak dünyaya geldiniz. Sizin bir anneniz vardı ve o bütün bu aksilikleri gideriyordu. Başınıza ne gelirse gelsin anneniz yanınızdaydı. Bunu biliyordunuz. Öyleyse her şeyi yapabilirdiniz. Saçmalıyorsunuz. Yalnız bunun karşılığını vermek gerekiyordu. O da uysallıktı. Siz ona aittiniz. Annenize aittiniz. Siz onun bir oyuncağıydınız. Diğerleri gibi erkek olmaya hakkınız yoktu. Bazı gönül maceralarına girişirsiniz korkusuyla sizi 20 yaşınızda evlendiren oydu. Gülmeyin, gülmeyin. Son gülen iyi güler demişler. Hiç aşık olduğunuzu sanmıyorum. Karınıza bile. Sadece huzur içinde olmak, belki de annenizin etkisinden kurtulmak ümidiyle Yvonne'la evlendiniz. Her lafınız saçma komiser. Yvonne'u bana bulan annemdir. Biliyorum, biliyorum. Anneniz Yvonne'u da etkisi altına alacağını sanarak bulmuştu onu. Bu yüzden de evlendikten sonra karşı daireye yerleştirdi. Böylece sizi de elinin altında bulunduracaktı. Ama sonradan tongaya bastığını anladı. Komiser biliyor musunuz? Bence siz kendinize yanlış meslek seçmişsiniz. Aslında polis değil, senaryo yazarı olmanız gerekirmiş. Bütün bunlar neden adam öldürdüğünüzü açıklamaya yetmiyor değil mi? Gerçek açıklama doktorlardan da gelmeyecek. Zira onlar da benim gibi meselenin ancak bir cephesini aydınlatacaklar. Meseleyi tümüyle yalnız siz biliyorsunuz. Bana öyle geliyor ki kendinizi anlatabilme yetisine de sahip değilsiniz. Bakın komiser, beni devamlı aşağılıyorsunuz. Bunun farkındasınız değil ama mi? Ama anneniz bir şeyi unutmuştu. Karınız da anneniz kadar size sahip çıkmıştı. İki kadın arasında çıkan kavgada çıban başı sizdiniz. Şüphesiz ikisinin de oyuncağı haline gelmiştiniz. Birinci raundu karınız kazandı. Zira sizi annenizin oturduğu apartmandan çekip almış ve Saint Germain bulvarındaki şimdi oturduğunuz yere getirmişti. Bu kadın size yeni bir ufuk, yeni bir çevre ve yeni dostlar kazandırdı.
Fakat siz zaman zaman bunlardan kaçıp Montmartre'a, annenizin yanına dönüyordunuz. Her çocuk annesini özler ve onu ziyarete gider. Annenize karşı duyduğunuz baş kaldırma hislerinin aynını karınız Yvonne'a karşı da duymaya başladınız. Çünkü her ikisi de sizi özgür bir erkek olmaktan alıkoyuyor. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun komiser. Erkek olduğunuzu düşünüyor ve buna kendinizi inandırmaya çalışıyordunuz. Fakat gerçekte bunun doğru olmadığını çok iyi biliyordunuz. Bir erkek olmaya cesaretiniz yoktu. O kadınların ihtimamlarıyla, hayranlıklarıyla ve gösterdikleri hoşgörüyle etrafınızda oluşturdukları hava olmaksızın duramıyordunuz. Sizi alçaltan da buydu. Saçma! Söyleyin. Söylediğiniz her şey saçma. Siz söyleyin. Kaç kez içinizden onları öldürme arzusu geçti? Sokakta öldürdüğünüz zavallı kadınlardan bahsetmiyorum ben. Annenizden ve karınızdan bahsediyorum. Çocukluk ve erişkinlik günlerinizde kendinizi kurtarmak için annenizi öldürmeyi aklınızdan geçirdiğinize iddiaya girerim. Gerçek bir proje değildi bu, hayır, hayır. Bir kızgınlık anında ortaya çıkan, şöyle bir an için düşünülen fakat hemen unutulan bir tasarıydı bu, öyle değil mi? Bu aptalca sorularınıza cevap vermeyeceğim. Daha sonra Yvonne için de aynı şey olmuştu. Her ikisinin de tutsağı olmuştunuz. Sizi besliyor, üstünüze titriyorlar fakat aynı zamanda sizi malları gibi görüyorlardı. Siz onların bir eşyası gibiydiniz, onlara aittiniz. Yalan. Sizin için birbirleriyle kavga ediyorlardı. Yalan. Ve siz annenizle eviniz arasında yalpalayıp duruyordunuz. Yalan. Barış içinde olmak için bir gölge yalan. Gibi yaşıyordunuz. Hepsi yalan. Tamamıyla aşağılık kompleksi içindeydiniz. Onlarsız da yaşayabileceğinize inanıyor ve bunu ispatlamak istiyordunuz. Ama bunu nasıl yapacaktınız? Bu doğru değil. Kendinizi yalan. Nasıl kabul ettirecektiniz annenize ve karınıza? Bu yalan. Bu mesleğinizle olmayacaktı. Zira başarısız bir sanatkar ve daha da kötüsü bu sahada bir amatör olduğunuzu biliyordunuz. Bu doğru değil. Diplomam olmamasına rağmen başarılı bir mimar ve dekoratörüm ben. Yalan söylüyorsunuz. Asıl siz yalan söylüyorsunuz. Kimse sizi ciddiye almıyordu. Bu durumda kendinizi nasıl kabul ettirecektiniz? Hangi göz kamaştırıcı hareketinizle kabul ettirecektiniz? Zira gururunuzu tatmin etmek için bu hareketin göz kamaştırıcı cinsten olması, dillerden düşmemesi gerekiyordu. Önceleri hem annenizi hem de karınızı öldürmeyi düşündünüz. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Cevap verin. Bakıyorum da düşünce okumak gibi bir hünere de sahipsiniz. Düşünce falan okumuyorum. Sadece tahminlerimi söylüyorum Bay Marcel. Evet. Hem annenizi hem de karınızı öldürmek fikri doğdu sizde. Ama çok tehlikeliydi bu. Hem yakalanma riskiniz fazlaydı hem de geride size destek olacak, sizi şımartacak, cesaretlendirecek biri kalmayacaktı. Çünkü sizin istediğiniz hükmeden kadınlardı. Söylediğiniz her şey hikaye. Hakkımda yorum yapmayı bırakıp da gerçeğe gelir misiniz artık? Annenize ve karınıza olan öfkenizi çıkartmanın en iyi yolu başka kadınları öldürmekti. Sırıtmayın. Sırıtmayın. O masum 4 kadını siz bu yüzden öldürdünüz. Merak ediyorum. Öldürmeye muktedir olduğunuzu anlayınca teselli buldunuz mu Bay Marcel? Bu durum diğer erkeklere nazaran daha üstün olduğunuzu ortaya koydu mu? Yoksa yalnızca onlar gibi bir erkek olduğunuzu mu hissettirdi size? Bakın, kaç kere söyleyeceğim size. Ben kimseyi öldürmedim. Sözleriniz iftiradan öteye gitmiyor komiser. Olabilir. Ben sizinle ilgili düşüncelerimi söylüyorum. Evet Bay Marcel, ilk cinayetinizi işlediğinizde sanırım bu durum sizi teskin etmişti. Her insanın yapamayacağı bir şeyi yapmış birini öldürmüştünüz. Bu başarınız yüzünden sarhoş gibiydiniz. Tedbirlerinizi almıştınız, zira ceza çekmek istemiyordunuz. Dar ağacına, hapishane veya herhangi bir akıl hastanesine yatırılmak istemiyordunuz. Devam edin komiser. Anlattıklarınız güzel bir gerilim filmine benziyor. Siz burjuva bir katilsiniz Bay Marcel. Kibar bir katil. Konfora ve küçük ihtimamlara düşkün bir canisiniz siz. Sizin gibilerde yürek yoktur. Cesaret de yoktur. Yumruktan, tokattan, fiziki ızdıraptan korkarsınız siz. Eğer elimin tersiyle suratınıza vuracak olsaydım mahvolacak ve ikinci bir tokat yemek korkusuyla itiraf etmeyi tercih edecektiniz. Hayır. Vuramazsınız. Böyle itiraf alamazsınız. Korkmayın, korkmayın. Vurmayacağım size.
Ben suçlulara işkence yaparak itiraf alınmasına her zaman karşı olmuşumdur. Bu yüzden size de kötü davranmayacağım. Ama zeki bir katil olduğunuzu söyleyebilirim. Zira kurbanlarınızı en iyi bildiğiniz bir yerde, yani çocukluğunuzun geçtiği mahallede öldürüyorsunuz hep. Bu yüzden de kolayca ortadan kaybolabiliyordunuz. Ayrıca bıçak gibi ses çıkarmayan bir silah seçmiştiniz. Hem öyle bir silah ki vurduğunuz zaman fiziki bir haz da veriyordu size. Vuruyordunuz ama bu yetmiyordu. Bir çocuk gibi üstüne düşüp didiklemeniz gerekiyordu kurbanınızı. Elbiselerini, iç çamaşırlarını yırtıyordunuz. Bu elbiseleri parçalarken kadınlığı da parçalamış oluyordunuz. Montmartre'dan döndüğünüz zaman karınıza annenizi görmeye gittiğinizi söylüyordunuz. Görüyorsunuz ya Bay Marcel. Bütün hayatım boyunca hatırlayacağım sizi. Hakkımdaki düşünceleriniz bitti mi komiser? Gelelim kadınlara. Yani anneniz ve eşinize. Desenize şimdi de sıra onlara geldi. Elbette. Siz 4 kadın öldürdünüz. Onlardan biri ise dün gece sizin masumiyetinizi ispatlamak uğruna genç bir kızı öldürdü. Ama ilginçtir. Tutuklanmanızdan sonra bu 2 kadından hiçbiri suçsuz olduğunuzu düşünmedi. Neden düşünsünler ki? İkisi de benim masum olduğumu biliyor. Yanılıyorsunuz Bay Marcel. Tersine ikisinden biri sizin suçlu olduğunuza inanıyordu ki sizi kurtarmaya karar verdi. Eğer bu annenizse, hizmetçi kızın öldürüldüğü Mastre sokağına girmesi için birkaç adım atması gerekiyordu. Eğer karınızsa, o zaman da diyelim sizi serbest bıraktık. Bir katille yan yana yaşamayı kabul ediyor demekti. Şu anda 2 kadın da burada. Ne? Burada mı? Evet, dün geceden beri. Aynı odada yüz yüze oturuyorlar ve içlerinden hiçbiri ağzını açmıyor. Öldüren, öldürdüğünü biliyor. Suçsuz olan, ötekinin de suçsuz olmadığını biliyor ve kendi kendime suçsuz olanın içten içe ötekine gıpta edip etmediğini soruyorum. Yıllardan beri bu 2 kadın arasında hangisi sizi daha fazla sevecek, hangisi size daha fazla sahip olacak diye bir rekabet yok muydu? Sizi kurtaran daha fazla nasıl sahip olabilirdi size? Girin. Komiserim, kadınları getirdim. İçeri alayım mı? Al Janvier. Bay Marcel'e söyleyeceklerimi söyledim. Girin. Ne oluyor? Ne oluyor? Bırakın. Bu yaptığınızın hesabını vereceksiniz komiser. Sizi İçişleri Bakanlığı'na kadar şikayet edeceğim. Suçsuz yere bütün gece bizi burada tuttunuz. İnsan haklarına aykırıdır bu yaptığınız. Buyurun hanımlar, buyurun. Janvier, kapıyı kapat. Yok, hayır, dışarı çıkma. Burada kal ve not al. Peki efendim. Hanımlar, sizleri yanıltmak istemiyorum. Sizleri Marcel'in suçunu itiraf ettiğine inandırmayacağım. Sizleri ayrı ayrı olarak sorguya çekebilirdim. Gördüğünüz gibi mesleğimle ilgili küçük hilelere başvurmuyorum. Niye getirttiniz bizi buraya, söyler misiniz? Lütfen komiser? Soru sormayın bayan. İtiraf etsin veya etmesin, Marcel Mons'in 4 kadın öldürdü. Ve ikinizin de bundan haberi var. Hayır, bu doğru değil. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Benim de yok. Hayır, ikinizin de haberi var. Zira onun zayıf yönlerini herkesten iyi siz bilirsiniz. Er geç suçu ortaya çıkacak. Ve er geç ya hapse ya da bir akıl hastanesine girecek. Aklınız sıra içinizden biri yeni bir cinayet işleyerek Marcel'in üstünde toplanan şüpheleri dağıtacağını sandı. Şimdi bize dün gece Mastre sokağının köşesinde Jeanine Loren adlı hizmetçi kızı öldürenin hanginiz olduğunu bulmak kalıyor. Bizi bir avukat olmadan sorguya çekmeye hakkınız yok. Her ikisine de konuşmayı yasaklıyorum. Meşru bir şekilde sorguya çekilmek yasal hakkımız. Oturabilirsiniz bayan. Ancak itiraf edecek bazı şeyleriniz varsa ayakta da durabilirsiniz. Bir itiraf etmem eksikti. Davranışınız kaba bir adam olduğunuzu gösteriyor. Oturunuz diyorum size. Oturun. Çabalamaya devam edecek olursanız bir polis müfettişiyle birlikte soruşturmanızın yapılması için başka bir yere yollayacağım sizi. O zaman zarfında da oğlunuzla ve gelininizle meşgul olacağım. Tamam. Oturuyorum.
Marcel'i kurtarmak için o zavallı hizmetçiyi hanginiz öldürdü bilemiyorum. Ama o hanginizse başından beri Marcel'in katil olduğunu da biliyordu. Bir gün kendisini de öldürebileceği ihtimaline rağmen onu korumak cesaretini gösterdi. Şurası tartışma götürmez ki bu kadın onu kendi anlayışına göre çok sevmiş olmalı. Bu hanginizsiniz acaba? Susuyorsunuz. Size son olarak söyleyecek bir sözüm kaldı. Büyük bir ihtimalle Marcel kellesini kurtaracak. Çünkü yasalar aklı başında olmayan birini koruyacak şekilde düzenlenmiş. Her zaman olduğu gibi psikiyatrlar onun hakkında mutabakata varamayacaklar ve söylenenlerden bir şey anlamayan bir jürinin önünde tartışacaklar. Oysa bu tereddüden yararlanmak şansına sahip. Böyle bir durumda günlerinin geri kalan kısmını bir akıl hastanesinde geçirecek. Marcel'in katil olduğunu bilen kadına gelince, yani siz annesi ya da karısına. Evet. Onun durumu farklı. Bir aydır bütün Paris korku içinde yaşadı. Ve şehir halkı duyduğu bu korkuyu asla affetmeyecek. Jüri Parislilerden, yani kızlarının veya karılarının bir sokak köşesinde Marcel Monsi'nin kurbanı olabileceğini bilen babalardan ve kocalardan oluşacak. O kadın için delilik söz konusu olmayacak. Sanırım adamın kefaretini kadın ödeyecek. Kadın da biliyor bunu. İkinizden biri bu. İkinizden biri bir adamı kurtarmak, onu kaybetmemek istiyor. Daha doğrusu onu kendi eşyası gibi kabulleniyordu. Bu yüzden hayatını koydu ortaya. Oğlum için ölmek bana vız gelir. Oğlum o benim. Ne yapmış olursa olsun umurumda bile değil. Ayrıca geceleri Montmartre sokaklarında dolaşan şırfıntılar da umurumda değil. Anne. Jeanine Loren'i siz mi öldürdünüz hanımefendi? Adını bilmiyorum. Dün gece Mastre sokağı cinayetini siz mi işlediniz? Evet. Anne, Allah aşkına ne dediğinin farkında mısın Susar sen? Susar mısınız Bay Marcel? O halde öldürülen kadının elbisesinin rengini söyleyebilir misiniz? Ben bilemeyeceğim. Çünkü sokak o kadar karanlıktı ki. Özür dilerim ama kadının sokak lambasının altında öldürüldüğünü unutuyorsunuz. Dikkat etmedim. Ben söyleyeyim komiser.